Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda siyasi tornalarda malzeme işlerken tırlama neden olur ve çözümleri nasıl olur? Şimdi bu o kadar evrensel bir konu ki, böyle o kadar daha doğrusu göreceli bir kavram ki, tırlama dediğiniz zaman, şimdi aslında buna tezgah başında bir video çekmeyi düşünmüştüm ama benim çektiğim videodaki malzemeleri siz işlemeyebilirsiniz, sizin işlediğiniz malzemeleri ben bilemeyeceğim için buna o yüzden böyle bir Fazıl Hocam'la birlikte açık oturum yapalım dedik açıkçası. Şimdi malzeme tırlama nedir? Neden tırlar? Bu konuya değineceğiz. Siyasi tornalarda malzeme tırlarken en büyük sebepleri, en büyük nedenleri ve çözümleri ne olur? Bunu konuşacağız. Şimdi hocam, malzeme siyasi tornanın aynasında bağlı bir tane uzun bir malzeme işliyoruz. 300-500 boyunda. 300-500 boyunda ve çapı da küçük. 20-30 çapında. Haliyle bu malzeme tırlar. Şimdi bunun tırlamasının ben tecrübeme dayanarak söylüyorum. Şimdi ayna tutuyor malzemeyi. Malzemenin çapı 25 metre olsun. 600 boyunda da malzemenin boyu var. Karşı taraftan basan puntanın dahi malzemeyi tırlatmasına neden olabilir. Bir. İkincisi, kullanılan takımın uç radyüsü, eğer 0.8 veya 1.2'lik bir uç radyüsünüz varsa, ucun malzemeye temas ettiği yüzey çok fazla olduğu için malzemede tırlama oluşur. Üçüncüsü, tarete bağlı olan takımın rigidliği, eğer bu kadar uzun bir tarette takım varsa zaten parçanın boyutu haliyle tırlayacaktır. Tırlamak, tornacıların en çok dert yandığı konu, malzeme tırlaması. Evet hocam, konumuz bu. Şimdi malzeme neden tırlar? Şimdi başlıca sebeplerini söyledik ama tezgah başındaki operatör malzeme tırlarken o kadar çok strese giriyor ki, aslında şöyle de bir şey var. Biz standart bir tornada 300-600 boyunda bir 25'lik malzeme işliyor ise ve bu malzemenin de tırlatmasını gidermeye çalışıyorsak, biz aslında kendimizden çok fazla şey bekliyoruz. Mantıklı olan aslında bir kere o yaptığı işe uygun bir tezgah olması lazım. Kesinlikle. Yani aslında aynada dönen malzemenin hemen bitişinde bir tane takım olacak ve bu takımda malzeme kendi kendine sürecek. Hani kaya otomat gibi düşünün. Bu şekilde istersen 1 metre, 2 metre, 5 metre boyunda malzeme işte. Hiçbir şekilde tırlama olmayacaktır. Çünkü takım tam teretin aynanın yanında, takım da kısa. Aynada tabii parçayı rigid tuttuğu için ileride esneme var çünkü. Esnemenin olmadığı yerden tutup ben buradan malzemeyi sürersem hiçbir şekilde tırlama olmaz. Ama tutup da ben bu boyda punta basıp buradan da aynayı tutup incecik malzemeyi işlemeye çalışırsam haliyle zaten tırlayacaktır. Kendimden çok fazla bir şey bekliyorum ben. Hani zaten işlediğim sistem yanlış. Yani dünyanın biz burada en tehlikeli ucunu alsak yine de tırlayacak. Kesinlikle, kesin. Bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Örneğin 600 mm boyunda bir, dediğiniz gibi çap 25 malzememiz var. Evet. Bunu öncelikle eğer tezgahımız ve iş durumumuz müsaitse kesinlikle yatağı almamız lazım. Yani uzun malzemelerde tırlamayı engelleyen en büyük faktörün bir tanesi de ara yatak. Ara yatak. Ara yatağı kesinlikle almamız gerekiyor. Evet. Ara yatağı aldık, hala tırlamamız devam ediyor. Bu sefer biraz önce onu da siz söylediniz, puntanın basıncını kontrol etmemiz lazım. Evet. Eğer punta malzemeyi aynaya doğru baskı uyguluyorsa ortadan kambur, evet, kambur dediğimiz yani olay bel verir. Evet. Bu bel vermede örneğin tezgahımızda 500-600 devirde dönüyor. Hem balanslı dönmesi. Hem balanslı dönecek, uca vuracak. Hatta ölçü farklı da olacaktır orada. Kesinlikle. Evet. Batmalar olacak. Evet. Yani bu bölgede atıyorum 10'da 5 basoya giriyorsa burada 1 mm, 1,5 mm artık puntanın basıncına göre 2 mm basulara girecektir. Bu da doğal olarak tırlama ve sonucunda uç ve takım kırılmasına yol açacak. Peki, bu önemli. İkinci bir, yine tırlamanın diğer bir konusu, puntanın basıncını da düşürdük diye. Yatağımız da var. Puntanın basıncını da düşürdük. Hala tırlıyor. Yatak da var, hala tırlıyor. Her şeyimiz mevcut, hala tırlıyor. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer kesme hızımızı yavaşlatacağız. Yani bir malzeme tırlıyorsa kesme hızımız
dediğimiz yani devir. Aynanın devrini düşüreceğiz. Devrini düşüreceğiz. İlerleme. F'imizi çıkan sonuca göre en son F'imizde. Yine ilk başta devirle oynayacağız. Evet. Üçüncü, dördüncü seferde bu sefer 0.10'da 1 örneğin F'imiz. Biz bunu 0.08'e kadar çekeceğiz. Çekeceğiz. Kullandığımız uç kepçeli olacak. Evet. Yani malzemeye basmayacak, sürterek kesecek bunu. Kepçeli olacak. Kullandığımız ucun kepçesi olacak. Ve kullandığımız uç iki köşeli bir uç olacak. Yani VNMG gibi, TNMG gibi, DNMG gibi, WNMG gibi, yani çift kenarlı negatif katalım. Onu diyorsun. Tabii. Uç, çünkü diğer kesme yüzeylerinde, örneğin WNMG'de alttaki ağızla üstteki ağız arasında 0 derece bir açı var. Açı yok. Düz. Peki bu? Biz bunu ne yapacağız? Ön tarafında 7 derece kesme açısı olan decemete. Evet. Decemete. Yani iki köşeli uçlarla. Şöyle göstereyim oradan. Armaçalıkta ben önümde kamera görür. Şimdi yani burada aslında tırlama o kadar geniş bir dal ki nasıl bahsetmek yani zor. Yani o, evet. O an. Yani dediğim gibi eğer bir malzeme işlerken şimdi işlediğimiz malzemeye göre aslında tezgah seçimi olması lazım. Yani ben gidip de standart bir tornada uzun boyda malzeme işliyorsam ara yatan mı yoksa ve ben yılların ustası dahi olsam çok tecrübeli dahi olsam orada hiçbir zaman o tırlamayı kesemem. Kesilmez çünkü öyle, öyle bir şey yok. Çünkü boy uzadıkça direnç azalır. Azalır. Zaten takımın üstünde de bir yük var. Takım parçaya dokunduğu zaman takımın yükü de uç radüsü de takımın yüküyle beraber malzemeyi esnemesine. O boyda malzeme ne yapıyor? Aşağı doğru esniyor. Esneyince ne oluyor? Tezgah başlıyor zırlamaya, tırlamaya. Evet. Yani bunun aslında tırlamanın, daha doğrusu şöyle uzun millerden bahsediyorum. Bu uzun milleri en sağlıklı yapılacak olan tezgah ve işleme yöntemi kayak otomat dediğimiz. Yani bu ayna, bu da talepteki takım. Takım geldi malzemeye, verecek olduğum çapa indim ve ayna penslerini açıyor, tabi aynı zamanda da dönüyor. Dönerken malzeme orada ilerliyor. Takım hep sabit. O kadar top, o kadar rigid bir şekilde duruyor ki malzeme uzuyor burada, uzuyor gidiyor, takım hep burada. Ama takım hala buradan kesmeye devam ediyor. Dolayısıyla başı da, ortası da, sonu da hep aynı ölçüde. Çünkü bu işin en doğrusu, en sağlıklısı bu. Yani standart bir tezgahta geçip de tezgah başına ben yani yılların ustasıyım, o tecrübem var, bu tecrübem var, benim tezgahım çok kaliteli, çok iyi takımlar kullanıyorum deseniz dahi standart bir tornada, standartın dışına çıktığınız zaman tırlama her zaman olacaktır. Bunun da çözümü bu şekilde. Konuyla ilgili söylemek istediğim son olarak bir şeyler var mı? Yani şöyle dediğimiz gibi tırlama, zırlama o boylarda illa olacaktır. Ucun parçadaki baskısını azaltacağız. Yani o zaman şöyle diyebiliriz yani biz yine de o malzemeyi bir şekilde o şekilde işleyeceğiz ama en az tırlamayla nasıl kurtarırız diye düşünürsek ona biraz cevap üretebiliriz. O kadar. Mesela devri düşürürüz, ilerlemeyi düşürürüz ve takımın uç radüsünü düşürürüz. Kuntabasını azaltırız ve en büyük etkenlerin bir tanesi de takımın uç radüsü. Uç radüsü. 0.8 veya 1.2'lik bir takım her zaman uzun malzemede tırlama yapar çünkü çok yük çeker. 0.4 veya 0.2 takımlar kullanırsak daha az yük çekeceği için ve kesimi de daha rahat olduğu için malzemenin üstündeki baskı azalacaktır. Bu da tırlamayı 0'a indirecektir demiyorum. Azaltacaktır. Evet. Yani o boyda tırlamanın hiç olmaması imkansız. Malzeme ne olursa olsun. Peki bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.